Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda da yan maceradan bahsedeceğiz. Dünyayı kim yönetiyor? Dünya Kadınlar Günü ve Kadınlar Tarihi ayı etkinlikleri geliyor. 9 Mart'ta müthiş kadınları yarışmada kutlayın demiş. Evet, önceki sürüm notlarında buna kısa bir değinmiştim. Şimdi ayrıntılarıyla değineceğiz. Evet, uzun lafın kısası. Gelen kutunuzdan kapı anahtarlarını toplayın. Görevleri tamamlayın. Haftalık olarak açılır demiş. Ve ödülleri toplayın. Evet, biz bunu bir meydan okuma olarak bekliyorduk. Challenge olarak bekliyorduk yani. Ama meğer aylık macera olacakmış. Bu ayki aylık maceramız bu. Haftalık olarak açılır dediğine göre zaten tek seferde de tamamlayamayacağız. Beklemek zorundayız sonuna kadar. Evet, macera. 9 Mart'ta başlıyor, 6 Nisan'da bitiyor demiş. Prime Central yeniden programlama demiştik. Kabam ekibinde bir toplulukta muhteşem kadınlar tarafından tasarlanan mini patronlarla görevleri tamamlayın. Format. Zorluk başına bir harita. Kahraman, usta, destansı ve efsanevi demiş. Harita toplam 8 yoldan oluşuyor. Yol başına bir mini boss ve bir final boss. Ve son boss da mühür Scarlet Witch'miş. Kapı anahtarı 2 yolun kilidini açar haftalık. İlk 2 yol etkinliğin başlangıcında açılır demiş. Kapı anahtarı nedir? Sentinel yeniden programlama diskleri demiş. Nerede bunlar? Gelen kutusunda ne zaman? 16 Mart'ta kırmızı anahtar, 23 Mart'ta sarı, 30 Mart'ta da mavi anahtar alacakmışız. Daha doğrusu diskleri. İşte diskler de burada. Bunlar haftada bir bize verilecek. Mailbox'ımıza gelecek. Bu şekilde de yan maceraya girişlerimizi yapacağız. Evet, program. Birinci hafta 9 Mart'ta olacak diyor. Miniboss'lar Amerika Chavez, Kabam Stead yapmış. Hela, Kabam Bu yapmış birinci haftanın miniboss'larını. İkinci hafta 16 Mart'ta miniboss'ları Angela ve Kitty Pryde demişler. Birini Royal, diğerini de Dragon yapmış. Ve 3. hafta 23 Mart miniboss'lar Medusa'yı Cat Murdoch yapmıştır demiştim önceki videomda. Ve Gwenpool Starfighter 0717 tarafından yapılmış. Evet, mini bosslarımız hakkında ön bilgi aldık. 4. haftada da 30 Mart 4. hafta 30 Mart'ta gelecek mini bosslar Quake ve Penny Parker. Penny Parker çok sinir bozucu olmaz inşallah. Lizer yapmış onu da. Enerji maliyeti yokmuş arkadaşlar. Yani sinir bozucu, yani çok sinir bozucu oluyor yan maceranın enerji istemesi, gerçekten çok sevindim buna. Evet, kapılar ve son boss gördüğünüz gibi göstermiş. Son boss Scarlet Witch mühür. Kapılarda da diskler var. Birinci haftada kapı anahtarı yok demiş. Yani soldan gidip yollarımızı temizleyeceğiz. İkinci haftada anahtar gelince yukarı yoldan gideceğiz. Sonra sağdan, sonra da aşağıdan gideceğiz hafta hafta diye anladım ben. Yani tek bir macera olacak. Yolda sandıklar var gördüğünüz gibi. Bu sandıkların ne verdiğini ilerleyen sayfalarda göstereceğim. İkinci haftada gördüğünüz gibi yerleri gösterilmiş mini bossların ve sandıkların. Üçüncü hafta sarı kapıda da Medusa ve Gwenpool'u görüyoruz. Ve dördüncü haftada da Quake ile Penny Parker'ı görüyoruz. Onlar mini boss'muş. Ödüller. Önemli demiş. Yalnızca bir kere talep edilir. Her hafta her yolda bir sandık bulunan iki yolun kilidini açar. Her iki sandıktaki ödüller aynı olacak. Lütfen aşağıya bakın demiş. Efsanevi zorluktaki ödüllerde birinci haftadaki sandıklarda 50 bin altın, bir tane başlık, 10 tane altın seviye izo, metal ve mutant kristal parçaları diye bir kristal, yani metal ve mutant kristali diye bir şey geliyor herhalde. Kristal geliyor, 2000 veriyormuş. Sonra A2 parçaları 4500, T5 5625 ve SP %2'lik S5 kristali bir tane. Hala az ödül veriyor. İkinci sandıkta aynı şeyler, altın, 6 yıldızlı kristal parçaları 1000 tane demiş. A2 4500 ve 5 yıldızlı kristal parçaları da 2000. Üçüncü hafta 50 bin altın, yani metal ve mutant falan filan. 5 yıldızlı imza taşları veriyor. Ondan sonra dördüncü haftada gene aynı şey. 6 yıldızlı kristal parçasını bir tek ikinci haftada veriyor resmen. O da 1000 tanecik yani. Ödüller gerçekten çok kötü. Tamamlamada bir 1000 parça daha veriyor. Ondan sonra 5 yıldızlı şu metal ve mutant kristal parçalarından iyi bir şey yakalarız inşallah. 6 yıldızlı falan. Sonra keşifte de profil resmi seçici görüyorum. Gene metal ve mutant parçalar, 2000 6 yıldızlı kristal parçaları. Toplam 4000 6 yıldızlı kristal parçası alacağız buradan. 4 tane de %2'lik S5 demiş. Artık yavaştan bence A3 ve T6 vermeliler. Hala %2'lik S5 veriyorlar. Sanki S5 sıkıntımız var gibi yani. S5 Zula'da dolup taşıyor yani. İstediğimiz zaman da bulabilmeye başlayacağız yakında. Biz Zula'm yani kristallerinde bir sürü S5 kristali var. %25'lik, hatta 2 tane tam S5 kristali açmadım ben. Çünkü açsam Zula'ya düşecekler. S5'lere bu kadar artık az vermeyi kesmeliler. Veya onun yerine A3 veya T6'ya başlamalılar. Evet, şampiyon hediyesi demiş Psylocke. 10 Mart 2022'de Psylocke'unuzu gelen kutunuzdan talep edin demiş. Sihirdar ünvanınıza bağlı olarak 2 veya 3 yıldız demiş. Bu oyun solo görevlerinde Psylocke'u kullanman gerekecek demiş. Ekstradan solo görevler de olacak yani. Tescillenmiş bir üstüne 3 yıldız, yarışmacı bir altına 2 yıldız verilecekmiş. Ve tekli hedefler.
2 veya 3 yıldızlı Kaptan Britanya, sihirler unvanınızı bağlı olarak kristal parçaları ve daha fazlası gibi ödüller kazanmak için solo etkileri tamamlayın demiş. Kaptan Britanya gene aynı mantık herhalde. Ha, Psylocke'da yapacağımız görevlerden Kaptan Britanya'yı da alacağız ve bazı görevlerde de onu kullanacağız büyük ihtimalle. Aynen bu şekil. Bu neymiş? Bu da herhalde şövalyelerin görevi oluyor. S5 görüyorum. Evet, özel şövalye challenge tekli hedefler demiş. Yalnızca şövalye bir üstü için geçerlidir. Neymiş bu? Sınıf katalizör kristalleri, kristal parçaları ve imza taşı kristali ve daha fazlası gibi ödüller için bir dizi bonus solo hedefi tamamlayın demiş. Tek kişilik etkinlik. Gücün kadınları demiş. Puan kazandırmak için bir kadın şampiyonu kullanarak dövüşleri kazanın demiş. Puanlar da burada. Birden 6 yıldızlıya kadar kadın şampiyon kullanarak dövüş kazanın demiş. Ve belirli özel saldırı atarak bitirdiğimizde ona göre de ekstra puan kazanıyoruz. Bu etkinlik de 59 gün mü gerçekten fazlaymış. Ödüller. Bu solo yani tek kişilik etkinliğin ödülleri de burada. Gücün kadınları parçaları demiş. Yani hem metal ve mutant kristal hem de gücün kadınları kristali olacak. Güzel. İki farklı özel şövalye kristalimizin olması güzel. Takvim demiş. Gücün kadınları takvimi. Takvimden güç kadınları kristal parçaları toplamak için her gün giriş yapın. Takvim her gün her hafta tekrarlanacak demiş. Güzel. Gücün kadınları kristali. Bitiş 13 Nisan demiş. Özel sekmesinde şövalye ve KPO her biri 4000 parça ile bulunur. Sınırlı havuz. Bakalım havuzda Magic var ama Magic'in 6 yıldızlısı yok arkadaşlar. Guillotine yok. Quake'in de 6 yıldızlısı yok. Dişi halk güzel. Dişi halkın 6 yıldızlısını yakalarsak çok iyi olur. Örümcek Güven, Storm, Wolverine eksi 23, Angela, Hela, Morningstar yani sabah yıldızı. Nebula fena değil. Medusa fena değil. Sahibi Domino güzel. Clairvoyant çok iyi. Ondan sonra Elsa fena değil. Hayalet mükemmel zaten ama bende var zaten. Guillotine 2099 çok iyi. Ondan sonra Scarlet Witch'in 5 yıldızlısı vardır en fazla. Tigre çok iyi. Storm Piramidix fena değil. Jabari Panther'i fena değil. Amerika Chavez kötü. Penny Parker, Kitty Pryde diyor arkadaşlar. Bu ikisinin de olması mükemmel. Gerçekten çok iyi. İnşallah onları yakalarım. Zor biraz. Evet, 6 yıldızlı Magic, Scarlet Witch ve Quake içinde yok demiş arkadaşlar. Aynen dediğim gibi. Kristal. Metal ve mutant kristali demiş. O da aynı şekilde yukarıdaki gibi. Orada da Profesör X var güzel. Beyaz Manyeto, Nemrut güzel. Kırmızı Omega güzel. Gene Domino. Kolossus güzel. Ultron güzel. Yani fena değil diyelim. Kuru kafa yok. Falcon güzel. Ondan sonra gene Wasp. Bu kadar. Ve özel bildirim. Pasifik saati değişikliği. Yerel saat dilimimiz olan Pasifik saatinin 13 Mart 2020'de saat 2'de Pasifik standart saatinden Pasifik yaz saati uygulamasına geçeceğini unutmayın lütfen. Bu saatlerimizin bir saat ileri alındığı anlamına gelir. Bu nedenle lütfen yerel saatinizi buna göre ayarlayın. Evet, oyunun etkinliklerinin geliş zamanı değişecek bize göre. Yoksa bizde bir şey yok. Onun dışında etkinlikte kristalin içinde güzel eurolar var ama yan etkinlik ödüllerini pek beğenmesem de bu iki farklı şövalye kristali olduğu için belki güzel eurolar yakalayabiliriz oradan. Tabii 6 yıldızlı şansı çok düşük. Benim yani en azından şahsen benim şansım çok düşük. Kimisi çok iyi eurolar da yakalayabilir burada. Hep birlikte oynayıp göreceğiz bunu da. Ödülleri pek beğenmesem de fena bir etkinlik olmayacak gibi duruyor. Evet, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Anladığınız bir yer varsa tekrardan sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.